Yok hocam canım, ben sütlü kahveden vazgeçtim. Bana sütlü şekersiz bir çay ver bakalım. Sen ne bilirsin abicim? Bakıyorum da neşem bayağı yerine gelmiş Tarkan'cığım. Vallahi öyle Afakan. Şu anda kendimi yeni doğmuş bir insan gibi hissediyorum. Yeni doğmuş bir insan gibi öyle mi? Allah Allah, dün bütün gün niye ağladın o zaman? Allah ne olur beni kel yapma, yoksa ben yaşayamam, kendimi öldürürüm diye. O sorunu artık geride bıraktık oğlum. Senden daha güzel saçlarım olacak, bütün kızlar bana hasta olacak diye kıskanıyorsun değil mi? O senin dediğin şey kılla tüyle olsaydı şu anda Charlie Jennifer Lopez'le nişanlı olurdu yavrum. Sen öyle zannet canım, sen öyle zannet. Şurada oturan fıstığı görüyor musun? Görüyorum. Ayrıca senin hiç şansının olmadığını da görüyorum sevgili kan kardeşim. Niyemiş o? Çünkü kız çok güzel bir kız ondan. Biz yarım saattir kesişiyoruz oğlum. Zavallı kız kör demek ki. Ya da büyük ihtimalle bana bakıyor da sen üzerine alıyorsun oğlum. İzle de öğren o zaman. İzle de öğren. Dur oğlum, yine yiyeceksin gözünün ortasına şapla. Merhaba. Merhaba. Oturabilir miyim? Buyurun. Telefon numaram 432-28. Yarın 6'da burada sizi bekliyorum hocam. Tamam. Dünyanın sonu geliyor herhalde. İşler mi tamam abicim? Nasıl tamam yani? Yarın akşam saat 6'da yine burada buluşuyoruz. Yap be ya. Yaptım bile. Yaptım bile. Her şey Kıl Power 800 sayesinde. Sen içer misin? Yok abicim, ben kılım. Ama saçlarımdan memnunum ben kardeşim. Sen bilirsin. Komik tabii. Allah geldi vallahi. Şuna bak abisi, taş da taş. Pardon. Allah'ım ya, gerçekten de dünyanın sonu geliyor galiba. Merhaba. Merhaba. Umarım fazla beklemişimdir. Beklet canım, ne olacak ki? Ben seni gerekirse ölene kadar beklerim. Yeter ki gel güzelim. Nasıl? Demiş şairin biri, biliyor musun? Demiş. Öyle yani. Dilersen masamıza geçelim ha. Ne dersin? Merhaba, merhaba kadın, nasılsınız? Garson, biz şu masaya geçiyoruz. Ne diyorsun be? Sen bakma ona hayatım. Basit bir garson parçası. Sen bittin Tarkan. Sen bittin oğlum, sen bittin. Benim adım Tarkan. Hadi sen de söyle bana adını da bir an önce gidip koluma dövme yaptırayım. Senin adın hangi güzel çiçeğin adı diyorum acaba? Yok, benim adım bir çiçeğin adı değil. Anladım. Senin adını isimsiz bir çiçeğe verdiler. Yok, öyle o değil da mi? Değil. Hadi söyle bana. Söyle adını da al artık aklımı. Benim adım Güzin Tarkan. Güzin benim annemin adı ya. Ne? Durdun işte. Şimdi iyi misin Tarkan? Hiç iyi değilim aslında. Aa, niye? Ya senin başka bir adın yok mu? Başka bir adın mı? Ne bileyim, böyle başka bir göbek adın, takma adın, sahne adın falan yok mu ya? Ben adımdan çok memnunum Tarkan. Hayır, sen memnunsun da ben hiç memnun değilim kızım. Ne? Ya senin adın benim annemin adıyla aynı. Ben şimdi nasıl aşık olacağım sana? Senin adına nasıl, annemin adına nasıl aşk şiirleri yazacağım ya? Annemin adını nasıl koluma yazdıracağım ya? Ben ne kadar şanssız bir adamım ya. Ben ne kadar şanssız bir adamım ya. Öf ya. Hadi artık, ne olur ağlama Tarkan. Madem bu kadar üzülüyorsun, beni başka bir isimle çağırabilirsin istersen. Ciddi mi söylüyorsun? Neden olmasın? Mesela sana Jennifer Lopez diyebilir miyim Güzinciğim? Yok, yabancı isim olmaz. Yani. Şebnem nasıl mesela? Şebnem olabilir. O kadar mesudum ki Şebnem. Seni sanki yüzyıllardır tanıyorum. Sanki gözlerin beni tutku çemberlerine atmış birer yıldız. Aman Allah'ım Tarkan, ellerin.
tam şu anda karşımda otururken, ben burada özlem buğdaylarıyla kavrulurken... Tarkan, ellerine ne oluyor ya? Ellerime mi? Allah, yine başladı. Ne yine başladı Tarkan? Hiç, hiçbir şey canım. Her sene ilkbahar gelince böyle oluyor biliyor musun Güzüncüğüm? Aman Jennifer'cığım, Şebnem'cığım yani. İlkbahara alerjim var benim herhalde. Tarkan, Tarkan saçların. Ne, saçlarım mı? Evet, beni çok korkutuyorsun Tarkan. Beni çok korkutuyorsun. Ah dur Güzüncüğüm, her şeyi açıklayabilirim. Bırak beni. Oo, sen de her şeyi devirdin be. Hadi bak gel, biraz otur. Sakin sakin oturup konuşalım ha. Benim sadece biraz kıl sorunum var, hepsi o kadar. Biraz mı? Biraz mı? Şimdi tam olduk işte, kıllı baybın çarlı ya. Tarkan, ne oldu oğlum? Bakıyorum bu defa, çabuk kaçırdı kız ha.